Bir de çekiliş sıkıştırdık araya. Ne kadar güzel oldu. Çok da güzel oldu. Müthiş oldu. Muhteşem bir video. Selam. Nasıl göründüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü bu kameramın ekranı dönmüyor ve benim gözlüğüm de takıldı şu anda. Lens de yok gözümde. Bugün sizinle bir kendim için ya da herkes için bilmiyorum bir çeşit challenge yapacağız. Bir kitabı bir oturuşta ne kadar sürede bitirebilirim diye. Seçtiğim kitap da Jack Kerouac. Bunu nasıl okuyacağımı bazen bilemiyorum. Jack abimizin Yeraltı Sakinleri diye bir kitabı. Bu abimizin daha önce Yolda diye bir kitabı vardı. Onu okumuştum ve beğenmiştim. Bu da çok kalın bir kitap değil zaten. Bu kitap 139 sayfa görünüyor ve yani yazıları büyük. Ben bu kitabı alalı bu arada seneler oldu aslında. Ama bir sebepten Manavgat'ta mı kaldı, bir şey oldu. Yani bu kitapla benim erişimim olmadı ki bak abi rezalet. Ben bu kitabı 2012'de almışım. 2012, 8 sene önce ve okuyamamışım yani bir sebepten okuyamamışım. 2012'de ben daha lisedeydim. Lisedeyken almışım ve okuyamamışım ve kalmış. Yani çok böyle yurtta kalıyorum, eve gidiyorum, işte şöyle mi böyle mi falan derken bu kitap bir noktada üniversiteye getirdim ama bir sebepten gene yurttan taşınmam gerekiyorken Bilsen teyzelerin evine ben birkaç eşyamı bırakmıştım. Orada bir çantamın içindeydi. O çantada kaldı ve o çantada böyle en az 4 sene falan Bilsen teyzelerde kaldı. Neyse böyle böyle kitap sararmış yani. Şimdi bunu okumaya niyet ettim. Şöyle buradan telefondan kronometre açacağım. Kitabı okumadığım anlarda unutmazsam eğer kronometreyi kapatacağım. Çünkü mesela da tuvalete gidebilirim. İşte çay yapmak istiyorum. Çay yapacağım. Kediler bu şekilde bir şey yapabilir. Ne denebilir? Bölebilir bizi. Böyle sebeplerle bölünecek olursa diye kronometreyi unutmadığımda durduracağım. Bir de gözlerim de çok yorulmasın diye benim Forest diye bir uygulama var. Belki görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Buradan zamanlayıcı açabiliyorsunuz. Kendime 30 dakikalık periyotlar yapacağım. 30 dakika okuyorum. Bir 3-4 dakika dinlenirim diye düşünüyorum. Bir yandan da telefonda çünkü işte sessiz almalıyım, internete bakmamalıyım. Mesaj gelirse falan filan bunları da düşündüğüm için o hani o ihtiyacımı kendi içerisinde tam 30 dakika bittikten sonra bakabilirsin diye kendimi telkin etmek istiyorum. Cümleyi kuramadım. Ayrıca çok görsel olarak presentable olmayabilirim. Çünkü biraz hastayım. Korona değil. Korona değil. Kesinlikle değil. Yani öyle griple alakalı o tarz bir hastalık değil. Başka bir hastalık sebebiyle ne yazık ki evde kalmam gerekiyor. Dışarı çıkamıyorum. Evin içerisinde bile pek yürüyemiyorum aslında. Yürümeme biraz engel olan bir hastalığım var şu anda. O nedenle kitap okumak da gayet güzel bir çözüm. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü evde başka bir şey yapamıyorum. Sürekli bilgisayar başında bir şey izlemek de iyi ama hani bir noktada sonra falan oluyor. Evde başka iş de yapamıyorum. Mesela bulaşık yıkamak istiyorum ama ayakta duramadığım için bulaşık da yıkayamıyorum vesaire. O yüzden kitap okumak çok iyi bir çözüm gibi oldu. Bu 139 sayfalık kısa. Yani bence kısa ki şey olarak da 9. sayfadan başlıyor. Yani okumam gereken aslında 130 sayfa var sadece. Ve yani puntosu falan büyük. Ben bunu böyle 2 saatte falan okursam ki 2 saati bile bulmayabilir ya. Şaşırmam yani. Neyse ara ara böyle okuma challenge'ları yapabilirim bundan sonra. Çünkü kitap okuma alışkanlığım arttı ve güçlendi ve bunu da sizinle paylaşmak isterim. Eğer siz de isterseniz. Kitapla ilgili yorumlarımı da tabii ki bitirdikten sonra yapacağım. Ki böylece hani sadece beni kitap okuyorken görmüş
olmazsınız da en azından bir yorumlamış olurum. Siz de belki benim yorumlarımdan kitabı merak ederseniz alır okursunuz. Ama ben bu kitabı 2012'de almışım. Hala buna şaşkınım yani. Vay be! Neyse ben gideyim çay yapayım sonra başlayalım. Yes! Galiba okumaya hazırım. Battaniyemizi de üstümüze örtelim. Of, çayımız da hazır. Gözlüğümü taksam mı? Bilmiyorum. Forrest'ın 30 dakikalık şeyini kurdum. Ama deep focus modunu açık tutmuyorum. Ki böylece... Kedilerim tam şu anda çıldırdı yani. Bunu bekliyorlarmış. Video çekmeye başlamamı bekliyorlarmış. Her neyse. Kronometreyi açıyorum ve kitap okumaya hazırım galiba. Şeyimizi bir karıştıralım. Ve hazırsak. Kendimi en rahat halime getirdim. Başlıyorum. Saattir okuyorum. Ama istediğim bir performansta değilim. Cümleler çok uzun. Paragraf boyu cümleler var. Biraz dinleneceğim. 5 dakika falan. Devam edeceğiz. 30 dakika değil de daha böyle 55 dakikaya kuruyorum. Şu ana kadar 55 dakika okudum çünkü. Bölünmem de gerekmedi arada. Kitap beklediğimden daha yorucu ama. İstediğimden biraz daha uzun bir ara yaptım. Gerçekten cümle şurada başlıyor, şuraya kadar falan devam ediyor. Bir sayfa cümle yazmışsın ha. Ben böyle şeyler okumayı unutmuşum gerçekten. Beynim bunları işlemeyi unutmuş. Neyse. Biraz oturarak okumayı deneyeyim bari ya. Ama sizin yerinizi değiştirmem gerekecek bunun için. Hoppa. Hop. Tamam. Belki biraz daha iyi okuyabilirim böylece. Bunu görebileceğiniz nereye koyabilirim? Koyamam galiba. Thank you.
20 dakikada ikinci bölüme anca geldim. Gerçekten yani. Dediğimden daha yavaş okuyorum onu. Niye? Ama bu kağıt koyarak adım 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 yani satır 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 okuma gerçekten hızlandırıyor insanı. Şu an biraz daha iyiyim. Ama adamın anlattıklarını anlayabilmem için yani cümlelerin bir şey ifade ediyor olması için sürekli böyle kafamda film gibi, klip gibi yani video gibi canlandırmak zorunda hissediyorum. Gerçi betimlemenin amacı da bu galiba. Ama bu kadar uzun yaptığı için böyle sürekli bir görüntüden ötekine geçiyorum, ona geçiyorum. Bunları da kafamda kurmaya çalışınca beynim yanma noktasına geldi ve o yüzden de çok yavaş okuyorum yani bu beklediğimden çok daha yavaş. Gerçek bir challenge'a döndü bu. Ne bu ya? Kilo aldım. O zaman devam ki. Kitapla ilgili yorumlarımı çamaşır bittikten sonra yapacağım. Biraz da üzerine düşüneyim diye. Kitabı bitirdiğimi Goodreads üzerinde işaretledim. Benim neler okuduğumu görmek istiyorsanız Goodreads hesabıma bakabilirsiniz. Ve arkadaş olabiliriz. Kitabı ilk bölümünde aslında çok sıkıldım.
ilk bölümünü okumam 1 saat buldu yaklaşık olarak. Sonra ama karakterleri artık tanıyıp biraz da diline alıştıktan sonra bir tık daha hızlı akmaya başladı. Şöyle kağıt koyarak okuma tekniğiyle de çok daha hızlı okuduğumu düşünüyorum. Yoksa çok yavaş gidecekti yani. Beklediğimden gene de daha uzun sürdü yani. Normalde mesela geçenlerde Ben Kirke'yi okudum. Ben Kirke'nin dili bence çok akıcıydı. Ben Kirke çok daha uzun bir kitap olmasına rağmen onu da bu kadar bir zamanda bitirirdim diye tahmin ediyorum. Tabii onunla böyle bir tek seferde okuyacağım tribi yapmamıştım ama bakalım, belki Afilisu şarkısında öyle bir şey yaparım. Bayağıdır bu kadar yoğun betimlemeli ve işte roman okumadığım için, yani tekrar okumaya yeni başladığım için başta biraz zorlandım dediğim gibi ama yavaş yavaş açıldı. Sonlarda yine böyle bir tamam hadi güzel bir hız yakaladık, evet tamam hadi falan olduğum oldu ama genel olarak yine de bitirebildim. Arada yemek molası falan vermem mi acaba kopardı beni diye düşünüyorum da yine de bence yani kimse sonuçta oturup tek seferde okumaya çabalamıyor genelde. Ama gördüğünüz gibi bir kitap okumak aslında o kadar da böyle gözümüzde büyüttüğümüz kadar uzun, işte günler süren falan bir şey değil yani. Sadece telefonu bir kenara koyup oturup okumakla alakalı ki yani Instagram'ımıza falan baktığınızda şeyi görürsünüz yani. Instagram'a bir günde kaç saat ayırıyorsunuz? O saat ya da dakika artık sizin kendinizin nasılsa. Benim mesela bu hafta ortalama geçirdiğim süre 1 saat 7 dakikaymış ki bugün kitap okumama rağmen yine de 1 saat 12 dakikayı bulmuşum bile. Öyle düşünün yani. Burada geçen süreyi buraya aktardığımız aslında herkesin çokça kitap okuyabileceğini görmüş olduk. Bunu kendimce, kendi kendime ve belki size de kanıtlamış oldum. Benim yıllar önce alıp anca okuduğum bu kitabı merak ederseniz alıp siz de okuyabilirsiniz. Dilli biraz şey, hani eski bir çeviri de bir tık. O yüzden mesela böyle bazı şeyler, diller hani Türkçedeki güncel kullanımda olmadığı için de böyle biraz ne demek istediğin şimdi falan gibi hissettim. İngilizcesine bir tık merak ettim. Çünkü bir şey söylüyor ama bunun acaba İngilizce'de yani neyinle nasıl anlatmaya çalışıyor şu an çevirmen diye düşünmedim değil yani. Belki aradan biraz zaman geçtikten sonra İngilizcesini de okuyabilirim. Böyle. Bu kadar. Tamam. Bence iyi bir video oldu. Siz ne diyorsunuz? Bu tarz sırf kitap okuduğum videolar sizce yapmaya devam edeyim mi? Mesela Akilius'un şarkısını merak ediyorum. Daha alamadım. Aldığımda onu böyle okuyacağım. Onu istesem de istemesem de zaten böyle hızlıca okuyacakmışım gibi hissediyorum. Çünkü ben Kirke'yi gerçekten çok beğendim. Böyle kitap okuma videoları yapayım mı sizce? Tamam, bu kadar. Diyeceklerim böyle. Bay bay. Acaba şöyle bir şey mi yapsak? Normalde böyle basılı kitapları abime yolluyorum. Ama bu kitap mesela çok abimin beğeneceği bir kitap değil. Yani öyle hissediyorum. Çok onun tarzında olan bir kitap değil bu. O yüzden bu kitabı isterseniz çekilişle aranızdan birine yollayayım. Çekilişi de Instagram üstünden yapalım. Instagram'da ben demin bir fotoğraf çektim. Onu paylaşacağım. Yani bu videoyu yayınladığında paylaşmayı düşünüyordum zaten. Instagram'da fotoğrafıma gidin. Bu kitabı paylaştım. Altına yorum yazın. İstiyorsanız arkadaş falan etiketleyin ama yani siz bilirsiniz. O kısma çok karışmıyorum ama hani bu kitabı okumak istediğinize dair bir yorum bırakın. Bir emoji olur, bir şey olur. Instagram ismim Asli Aykaya. Orada yorum yazanlar içerisinde internet üzerindeki çekiliş şeylerinde çekiliş yapıp kazanan kişiye bu kitabı yolluyorum. Ya bir de üstünde şey, benim böyle 2012 yazdığım var. Ama artık kitapları böyle çok tutma
isteğim yok yani. Bu işte ne kadar çok kitap okumuşum falan. Öyle bir kütüphane yapma isteğim olmadığı için. Hani ben bunu aldım, okudum. Zamanında 11 liraya almışım. Başka birine gidip okuyabilir yani, okusun. Umarım beğenecek birine gider. Yani gerçekten okumak istediğiniz bir kitapsa tabii yorum yazın falan filan, böyle bir şeyler. Bir de çekiliş sıkıştırdık araya. Ne kadar güzel oldu. Çok da güzel oldu. Müthiş oldu. Muhteşem bir video. Evet. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Tamam. O zaman sizlere veda ediyoruz. Tam size veda ediyorduk. Kameranın şarjı bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diyeceklerim sadece bu kadar.